var görüyorsunuz. Şey, bu müze. Pembe olan. Bizim bir Verdir hayvanımız. Piramitlere gidiyoruz. Bu October Bridge çok ünlüymüş. Mısır için çok büyük önemi var. Şu minare kule gibileri çok güzel kuruyorlar. Piramitler gözükmeye başladı sonunda. Pusu dağılınca daha da güzel gözükecek. Tur otobüslerin bir çoğu varmış orada şu an. Piramit gözüküyor. Hatta şuradan çekeyim. Piramitler gözüküyor. Güneş buradan vuruyor. Biraz kötü çıkabilir. Selamlar. Gize Platosu'na geldik. Gize Platosu'na giriş 200 Mısır poundu kişi başı. Arkasından diğer güzel piramitleri de gezeceğiz. 3 tane burada önemli piramit var. Birisi dünyanın 7 harikasından birisi olan Khufu piramidi. Yani büyük piramit diye geçiyor kendisi. 146 metreymiş eskiden boyu. Şu anda 136'ya düşmüş. Artık tepesi düşmüş. Kırılıyor ya ondan herhalde. Aynen tabii ki yani rüzgar vesaire onlarla. Kraliçelerin piramitleri var yanında ve de onun işte öldükten sonra dirildiğinde üstüne bineceği tekne ve güya güneş tanrısı Ra ile birlikte cennetlere gideceği tekneyi de göreceğiz. Kafre ve Menkaure piramitlerini de göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu açı kötü bir açı. Ya şu anda var ya şaşkınlıktan öleceğim ya. Bayağı bildiğin cennetlerdeyiz. Bu çok şey oluyor ya. Çok yapışıyorlar işte böyle. It's a free of charge. You don't have to pay any money to anybody. Okay, thank you. You understand? Okay, thank you. Are you taking a picture of me? Evet, şimdi daha iyi gözüktüğünü tahmin ediyorum piramidin. Güneşi arkaya aldık. Doğru mu Edoş? Koca piramit ya. İnsanlar şu kadar bak. Gördüğünüz gibi büyük de değil başka bir şey. Dayım kimseye güvenmeyin diyor, elinizi almayın diyor, hepsi tuturlarsa hepsinden para isterler diyor. Evet şu anda piramitlerin giriş kapısı ortasında. Eda senin boyun tutmuyor kız. Benim boyum çek. Olmuyor ki yani hani şey olmuyor yani. Bak bir ne diyeceğim şöyle yapalım. Benim boyumda. Şöyle yapalım güzelim. Sen girişe doğru çık. Benim biletimi ver. Girişe çık. Aha. You can go up the entrance, but when you are gonna go inside, you have to walk like that 75 meters. Ha yes. And then after that, you will see inside just two rooms. Evet. Şu an Eda büyük piramide doğru çıkmaya başladı. Devam devam kapıyı açık kapıdan çekeceğim. İnanılmaz büyüklükte kayalar arkadaşlar bakın. Şöyle şöyle oluşmuşlar. Çok enteresan büyüklükte kayalar var gidiyor sonsuza kadar. Bakın nasıl rahatsız ediyorlar görüyor musunuz? Şu şöyle masif kireç taşı bloku yani ya. Blok blok bayağı Adım blok taşı abi. Arkadaşlar. Bildiğin. Ben bu arada piramidi mertçörü dümdüz sanıyordum hani yani dümdüz evet. Şöyle. Ama şöyle şöyle değil mi? Tabii tabii. Blok blok işte bak şunu çekmek isterim. Bakın şöyle şöyle hepsi. Tabii daha düzdü de. Biraz oyulmuş tabii çok daha şıktı bu. Yavaş yavaş tabii köşelerini kaybediyor. Şöyle yani. Yedek tişört getirsek olur. Sıcak. Sakın yazın gelmeyin ya. Yazın gelirseniz gezemezsiniz. Net söyleyeyim. Mümkün değil arkadaşlar. Şu önüne bak o zaman. Ters bak da. Ondan sonra bir de şey. Nereye gidiyorsun? Vallahi şöyle piramidin artık içine doğru girdik arkadaşlar. King Chambers yani kralın odasını bulacağız. Bu yol gittikçe darlaşacak. Yakın yapma ya. Falan yürüyeceğiz. Karanlık ve şey olacak, nemli olacak, sıcak olacak. Hayırlısı olsun.
Aa, ısınmaya başladı içerisi. Evet, ısınmaya başladı. Niye sıcak lan burası? Birden ısındı fark etmesin. O zaman yer altı şey... Aha. Vay be. Ne diyorsun Eda? Ya çok değişik baktım. Aha, aşağısı ne lan? Ya gittikçe. Daha gidiyor ya oralara. Bir şeyler vardı. Bu büyük piramit. Yani. Bunda daha ne odalar vardı? Bir tane veriyorlar. Buna girmek istedik. Şey de var. Ay çok korkunç. Evet. Klostrofobik yere geldik. Ay. Nasıl devam etmek ister misin? Yakında soyunacağım herhalde çünkü. Geç oraya çekeyim hemen. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Burası genişledi şükür. Güçlendirmişler. Sağlamlaştırmışlar. Demin var ya, bayağı gidiyordum, şalteri kapadım ha. O küçük tünelde. Acayip klostrofobikmişim. Bunu da öğrenmiş olduk. Arkadaşlar çok zor çekim. Kusura bakmayın. Mezarına ulaştık. Oh. Heh, anlat bakalım. Aha, devam. Keops ya da Khufu Great Pyramid'in tam içindeyiz. Artık kralın chamber yani odasındayız. Burada zamanla mumyası yer alır. Kral diyorum bu arada, yani siz olduğunuzu anlayın ama. 5000 yıl boyunca dünya, 5000 yıl önce pardon yapılmış en eski piramit bu. 2570 yılında dünyanın 7 harikasının en eskisi oluyor. 3800 yıl boyunca dünyanın en yüksek binası olarak kalmış. Burada da işte 145. metrede Firavun'un... Bu 145. metre miymiş burası? Yani en üstü öyle de, en üstü. Burası öyle değil de. Daha alçak burası. Bu arada piramitten karşı tarafı çekince de şöyle bir antik kent gibi bir şey var orada bak. Şurada da müze var. Gidelim mi artık? Evet Eda, şurada küçük mezarlar var. Aa, devenin çocuğuna şekil yapmışlar. Aynen. Evet, arkada. Çok var, önemli kişilerin veya buradaki... Şu aradan geçilebiliyor. Geçip bakmak ister misin arkadan? İstemem. İstiyorum da başka bir şey istiyorum. Söyledim. Arkada da 3 tane küçük piramit var. Onlar şey olmuş. Zaten burada 9 piramit var. Aha. Bir tane büyük Sphinx var, dev Sphinx. Ona da gideceğiz. Bir sürü de sayısız yatır dediğimiz. Yatırlar var. Evet, yatır ve çeşitli türbeler var değil mi Eda? Evet evet. Yatırlarda dua ediyoruz. Türbeler de var. Şurayı çekelim, nefis gözüküyor. Evet. Gel. Zaten bunun içine girmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece büyüğün evet, içine girdik. İstersen girebiliriz. Thank you very much. Hello Mustafa, how are you? I'm very good. Thank you. Come on, lady first. Şey mi? Panoramic tour. Thanks. Okay. Everywhere dedin ama bir sor istersen. Okay. And 200 for two. Hayır Eda ya. For two together, two camels. 2 camel. 100 for 2 camel. Benim param yok ki. Demin ben 100'e anlaşmıştım evet, işte. Evet. Aldın mı makineni? Evet aldım.
Hadi gidelim. Ya bu küçük olana beni bindirdi. Öyle mi? Ha, ben daha küçük sandım. Çok sallıyor bu seninki. Çekiyor musun? Çekiyorum. Bu çok sallıyor seninki. Benimki de çok sallıyor. Zor duruyor. Normal mi bu? Ay yavrum benim, ay yavrum. Sağda ayak olsa daha rahat edeceğim. Sağda ayak yok. Evet, bence. Bak sol ayağını kullanabilirsin ama sol ayağı bas bayağı. Çok güzel diyor. Zor. Bak beni çok güzel çeker misin? Çekiyorum işte. Al istiyorsan uzanım. Ayak alamam ben onu. Şu an ayakkabımın teki yok. Okay. Mustafa sağ olsun bana giydiriyor. Evet, Arap oldu. Arap. Arap et ha? Arafat. İyi. Maşallah. Maşallah. You speak Arabic? From Turkey? Türkiye. Turkish. Uh-huh. Muslim. Uh-huh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. What? Look, good? What about you? You like... No, no, one second. You like white one? Evet, evet. Allah Eda, mutlaka ya. Pek sallamıyor bize. Have a look, sir. Vay, süper. Beautiful, ha? Excuse me, this is never bad. This is for good luck. Ah, thank you. Good luck. Geç Eda. Which one you like? Yakışıyor mudur sence böyle bize? Çekiyor mudur? Çekmez mi ya? Ha, acaba bu tam? Yok.
Habibi ile gidiyoruz şu anda. Bu da Mikerinos. Mikerinos sağda. Bu arada arkasını çok güzel alıyorduk inşallah. Çünkü şey, manzara nefis olacak Eda. Arkada. Ve güneş tam vaktinde geldik. Aynen. Biliyor musun? Nasıl çok sarsıyor ya. Ne yapıyor? Ah canım benim, ayağı kayıyor. Evet Eda, ne düşünüyorsun? İn bakalım devenden, nasıl ineceksin? Smile. Lean back. Okay, Columbus. Okay. Bravo. Mustafa dinleniyor. Develerimiz de dinleniyor. Kolombuslar. Öteki devemiz. Biraz bulutlandı ama parçalı bulutlu Allah'tan. Bir açılıyor, bir kapatıyor. Güzel sahneler veriyor yalnız bize. Bakın mesela oradaki ikisi parlıyor falan. Bakın 9 tane piramit var burada. 3 Mikerinos'un, Kefren'in 2, büyük piramidin yani Kufu'nun, Keops'un. Önünde de şurada 3 tane var. Hepsi çekiliyor. Bu vadiden, çöl vadiden aşağıya doğru inersek de Mert'in kafasına doğru. Orada da Sphinx'imiz var. Sphinx'le fotoğraf çekileceğiz. Büyük Sphinx. Şu Bülent Ersoy'a benzetiyorum ben ama Mert'e suratını. Neyse. Anlat. Ha, videomuz. Mustafa bizi geri götürüyor arkadaşlar. Kendisi 400 lira çarptı bizden. Bir de 1 euro çarptı. Normal yani. Daha fazlasını vermem. Yeter artık. Sphinx'ten zaten çıkış var değil mi Eda? Tamam işte yeter. Stop or something? Ha? Stop? Yo, no. Continue okay. De. Bak tepesini hakikaten dümdüzlemişler Eda. Oradan akmış bak tepesi, görüyor musun? Piramidin resmen. Küçük deve. Bak bakalım. Bir yandan da geviş getiriyor deve. Bir tane daha verdik. Bir buraya geliş parası verdik. Bir gidiş yeter işte. Ne hale? 200-200-400. Evet Eda, genel olarak nasıl geçti turun? Nasıl Lustran de? Şimdi Sphinx'e de gidiyoruz. Lustran'ken Egyptian diyor.
güzel oldu arkadaşlar. Leyla ile Mecnun gibi çöllerde geziyoruz Mert. Mert bir Mecnun'dan bir Leyla. Kır oldun mu Mert gezerken? Oldum. Şimdi Sphinx'e bakacağız. Zaten oradan çıkacağız. Şimdi burada küçük bir mezar daha varmış. Onu gösterecek bize dayı. Biletsiz dedi. Devecik de bana bakıyor. Ayandır sen. Anca. Yok, enough. This is. Does it go to inside? Yes, but nothing inside. Aa, kapalı. Evet. Ya öne doğru. Neyse şöyle bakalım sonra çıkarız. Tutan yukarıdan doğrusu. Aynen. Bakalım mı? Çok nefis fotoğraf oldu. Aynen. Evet ya, granit bloklar var abi, hayvan gibi. Bunu nasıl kazırsın yani, anladın mı? Şuna bak ya. Sert granit. Üstüne desen falan yapmışlar. Evet bak, oturan şey var. İnanılmaz bir şey. Yapamazsın abi bunu. Şöyle bir içi falan var, sokmuyorlar. Biraz bakımsız ama Eda, çerçöp falan var yani. Böyle büyük bir çok yani dünyanın en önemli yerini bu halde. Başbakanım, Cumhurbaşkanı buradan sesleniyorum. Dünyanın en önemli yeri dediğin gibi. Çöp şey yapmamaları olacaktı. Lazım. Ha, çöp kovaları koysa turistler atmıyor olsa. Yok, kendileri atıyordu onlar. Kendileri atıyor, aynen. Evet, şu anda son madde olan Sphinx'e de geldik, doğru mu? Evet. Sahte biletçi dolu ya ortalık. Biletlerini çarpacaklar. Gel Eda, şu açı güzel. Evet, Sphinx olan son adresimize de geldik. Burası için yaklaşık olarak yani gelme gitme hariç 4 saat yeter değil mi Eda, rahatlıkla? Yani komple gezmek ama en büyüğün içine girdik sadece, diğer iki piramidin içine girmedik. Ha, yani çok da girecek bir şey yok bence. Şu tepesi çok ilginç, çıkıyor mu bilmiyorum. Tepesi dümdüzmüş yani, biz şimdi hani böyle şey bakıyoruz ya tabii. Bunun tepesi canlı kalmış ve düzmüş yani. Nasıl düzlemişler onu da anlamadım ayrıca. Şöyle binaların dış cephelerini bitirmemişler, kat kat teslim ediyorlar gibi. Şey yaptıktan sonra ya üstte de demir bırakıyorlar, hani kat çıkmaya devam etmek için. Her şehrin taraf bu şekilde bitmemiş evlerle dolu. Bakın Eda ne halde şu an arkada. Evet Eda, ne geldi? Şimdi ben mısır usulü çorba içeceğim ama şöyle gördüğünüz gibi bir tencere çorba. Biraz hallice değil mi? Elini göster, elinin büyüklüğüyle kıyaslayalım. Aynen, bak şöyle. Şöyle bir tencere yani. Bir lehen dolusu. Lehenli. Ama çok güzel kokuyor Mert. Evet. Yani mercimekten değişik bir şeyler var gibi. Aynen.
Bir şey diyeceğim. Mısır kanallarında Mısır filmleri izledikçe bizim Yeşilçam'ın onlardan çaldığını ya da onların bizim Yeşilçam'dan çaldığını çok net anlayabiliyorum. Tipler bile neredeyse aynı ya. Kim kimden afırdı acaba? Baba el ya.